Turing Inventor parametrik bir modelleyici olduğu için oluşturulan tüm her türlü tasarımın düzenlenmesi, özelliklerini değiştirilmesi mümkündür. Bu alıştırmada parçaların düzenlenmesine bakacağız. Kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada bir parça tasarımı görüyorsunuz. Browser penceresinde ise bu parçanın hangi unsurlardan oluştuğunu izleyebilirsiniz. Eksüzyon 1 unsurunu işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Show Dimensions komutunu çalıştırıyorum. Böylece bu komut bu unsuru oluşturan eskizin ve aynı zamanda bu unsurun tüm ölçülerini görünür kılıyor. Yapabileceğim ise şu: buradan bir ölçü işaretleyerek, çift tıklayarak o ölçünün değerini değiştirebilirim. Örneğin buradaki 25 ölçüsüne çift tıklıyorum. 30 değerini giriyorum ve Enter'la devam ediyorum. Henüz bir güncelleme diğer taraflara yansımış değil. Güncellemenin tüm parçaya yansıması için hızlı ulaşım menüsündeki Update düğmesine basıyorum. Böylece bu yaptığım işlem parçanın tümüne ve ekstrüzyon bir işleminden sonraki işlemlere yansımış oldu. Bu şekilde unsuru oluşturan bütün ölçüleri tek bir seferde görüp bu ölçülerde düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir başka düzenleme yöntemi ise unsuru seçip sağ tuş menüsünden Edit Sketch ya da Edit Feature ile bu unsuru oluşturan eskizin düzenlenmesine ve bizzat bu unsurun düzenlenmesine geçmek. Edit Sketch ile bu unsuru oluşturan eskizin düzenlenmesine geçiyorum. Eskiz ortamım aktif duruma geliyor ve bu ortamda düzenlemeler yapabilirim. Şu bölgeye yaklaşalım. Bir sınırlama tanımlayacağız. Eş doğrusallık sınırlaması. Bu iki kenar arasında eş doğrusallık sınırlamasını tanımladığımda geometrim buna göre değişmiş oldu. Şimdi Finish Sketch komutunu çalıştırıyorum ve bütün parçam güncelleniyor. Benzer bir şekilde unsuru düzenlemek için örneğin buradaki delik ikonunu işaretliyorum. Sağ tuş menüsünden Edit Feature komutunu çalıştırıyorum. Burada öncelikle deliğin tipini değiştirelim. Havşalı bir delik olacak ve havşalı deliğin özelliklerini de buradan ayarlayabilirim. Standart olarak ansimetriki seçiyorum ve boyut olarak da metrik 2,5 işaretliyorum ve daha sonra OK ile devam ediyorum. Böylece buradaki deliklerin özelliklerini de değiştirmiş oldum. Unsurun düzenlenmesi için Browser penceresinde unsur ikonuna çift tıklamanız da yeterlidir. Ekstrüzyon bir unsur ikonuna çift tıklıyorum ve unsur diyalog kutusu açılıyor. Buradaki derinliği değiştireceğiz. OK ile devam edersem eğer herhangi bir update düğmesine basmama gerek kalmadan parça güncelleniyor. Bir başka düzenleme daha yapalım. Burada görmüş olduğunuz, şuradan bakarsak, buradaki boşaltmanın özelliklerini değiştireceğiz. Bunun için eskiz ikonuna çift tıklıyorum ve eskiz ortamına geliyorum. Eskiz ortamında 20 olan ölçüye çift tıklayıp bunun değerini 25 yapıyoruz. Finish Sketch dediğimde bu unsurun güncellendiğini göreceksiniz. Buradaki pahın değerini değiştirmek için pah ikonuna çift tıklıyorum ve pah değerini 0,5 olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir parçayı oluşturan tüm unsurlar ve o unsurları oluşturan eskizler bu şekilde düzenlenebilmektedir.